Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve şurada Linkway Tower var, bakın görüyorsunuz. Ona başlamayı düşünüyorum. Hani ufak ufak ilerleyelim diye ve Mortal Kombat Mobile videosu atmak istedim. 2 kere üst üste özellikle. Çünkü anladığım kadarıyla bayağı bir özlemişsiniz bunu. Mortal Kombat 11 attığımda bile sürekli yorumlarında Mortal Kombat Mobile at yani geliyordu. Bu arada size birkaç bir şey gene başladık özürlü olmaya. Neyse, birkaç bir şey danışacağım size. Injustice çekmeyi düşünüyorum. Injustice'in mobil oyunu var ya, mobil oyunu çekmeyi düşünüyorum. Yani bu şeyde olan bir konuşabilek artık, bu ne ya? Yani bu konuda fikirleriniz nelerdir? Onu da belirtirseniz bana çok iyi olur gerçekten. Bir ara çekmiştim ve hoşunuza da gitmişti açıkçası. Çünkü Mortal Kombat'a çok benziyor. Evren olarak farklı evrenler ama yine yakın, hani oyun açısından, benzerlik açısından yakın, kategori olarak birebir aynılar, hatta bildiğiniz birebir dövüş kategorisi o da. Ve hikayesi de var birazcık. O biraz daha hani buna göre daha iyi kayıyor. Mortal Kombat 11 ile Mortal Kombat 11 Mobile'in işte birleşmiş hali gibi aynı. Biraz daha güzel mi diyeyim, hani hikaye olarak güzel abi. Mortal Kombat da gerçi çok güzel de. Filmine bu arada tepki falan çek demişsiniz, bilmiyorum. Onu yapabiliriz. Filmini izleyip yorumlayabiliriz. Yani filminden kastım fragmanını tabii ki. Filminin hepsini burada izlersem tak telifi takarlar kanala, kapatırlar direkt, her neyse. Instagram üzerinden bu arada mesajlara cevap vermeye çalışıyorum ama dediğim gibi bir hafta falan sürecektir. Çünkü hani çok fazla birikmiş. Ciddi çok fazla birikmiş. En dibe kadar inmeye çalışıyorum. Sıra sıra hepinize cevap vereceğim. Elimden geldiği kadarıyla. Bakalım. Bu arada şu Survivor modu tabii ki de tek alanda deneyeceğiz. Onun en ilerisini doğru tırmanacağız. Süreye girelim şöyle bir. Quick Play'den değil, Survivor'dan. Buradan en yükseğe kadar tırmanacağız. Hiç sıkıntınız olmasın. Updated deyip duruyor bu arada. Burası ne alaka bilmiyorum ama. Ha tamam. Burayı gördüğümüz halde bir daha bu ne, günlük mü kasılıyormuş bu? Aa. Anam. Anladım. Neden bu kadar yüksek verdiğini anladım. Ulan bak sen şu işe bak ya. Season reverse. Bir dakika. Yo 3 günlükmüş. Neyse tamam. Her neyse ya. Uzatmayalım orayı daha fazla. Şöyle bir gel bakayım. Linkway Tower'a bir gireceğiz. Bir dakika şu mesajlara da posta kutusuna artık bir bakayım. 500.000 yıl geçti abi. Orayı da bir değerlendirelim artık, olmadı. Aslında bize şeyi vermesi gerekiyordu. O açılım şeyini de. Şunları bir onaylayalım abi. Quest'imizi falan toplayalım. Ondan sonrasında savaşımıza başlayalım ufak ufak. Hangi questleri yaptığımı siz de görün. Oradan kasmak isteyenler falan varsa diyeceğim de direkt almışım abi mal gibi. Neyse. Oha bu ne ya? Aldım zaten ben bunu. Bir daha mı alabiliyorum? Oğlum ben bunu 2 kere mi alacağım şu anda? 2 kere alırsam bug oluşacak. Vallahi bug gibi bir şey oldu. Bir dakika 3 quest yapılabiliyor en fazla. Oğlum bu ne lan? Ben yanlış mı okudum orayı? Bir saniye. Quest kabul ettim ben, yanlış okumadım ya. Şurayı da alalım. Faction Wars bitmiş. Bak Faction Wars'un ödüllerini şu anda veriyor aynen. Dünkü videoda çektiğim ödülleri şu anda alıyoruz bakın. Paket de gelecek büyük ihtimalle bir tane. O paketi açma şansımız da olması gerekiyor. Vereceksin mi kanka paketi artık? Bu ne ya? Bu bokları verme. Tamam evet en güzel sensin. Bu ne oğlum ya? Paketi vermedi. Ha erken mi söylemişim? Dur. Çabuk sinirlendik. Açıl artık tamam da, verme şunları ya. Boş şeyler veriyor bir de. Aha. Valla. Ulan %1 miydi neydi ya? Al, çıkar mı çıkar hiç belli olmaz. Bizim şansımız bence iyi yani. Ben şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Animasyonu da geçmeyeceğim. Tak! Allah belanı vermesin. Kıçı kırık örümrek verdi ya. Püh. Neyse tamam. Olsun, challenge karakteri verdi en azından. Böyle deyip geçiştirelim yani. Ne yapalım? Başka diyecek bir şeyimiz yok. Fakiriz anasını satayım. Evet. Çıkalım şuradan. Inbox'tan devam edelim. Ulan burada 500 saat sürdü. Ben 2 saniye sürer diye buraya girdim. Sunucu gene yavaş ya. Türkiye'ye bir tane sunucu açsalar aslında güzel olur da. Oyunu daha Türkçe'ye çevirmediler. Ne Türkiye sunucu sanasını. Hayal bizimkiler. Tamam. 1.79 milyon da altınımız varmış lan. Onu bayağıdır harcamıyorum ben ya. Altına ihtiyacım hiçbir zaman olmadığı için. Karakter geliştirme dışında. Ooo. Rare Daggers gelmiş. Bak güzel şey. Sub-Zero'nun galiba bu. Ice Daggers geldi. Hoş yani. Gerçekten hoş. Aynen. Bayağı iyi. 6.'ya hatta evrimliyormuşuz lan. Çok güzel ya. Bayağı güzel. Tamam, 500 milyon yıldan sonra artık şuraya bir girebiliriz. Linkway Tower'a bir girelim bakalım. Uf, buzlu çok güzel görünüyor. Gerçekten hoş olmuş. Şimdi karşımızdakiler bok. O yüzden ben çok fazla zorlamayacağım şurayı. Onlara göre bir şeyler seçelim. Bakın kasma sorunu da gitti. Burada kayarken normal. Nivus'tan değil be hocam. Nivus'tan değil ya. Ataktan mı gidelim? Ama ataktan güçsüzden başlayalım. Şöyle bir yapabilecek misin artık? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Tamam. Şimdi güzel kardeşim. Karşımızdakiler 2000'lik falan bir şey. Biz 5000'lik alalım. Niye? Çünkü görgüsüz köpeğiz. Her zaman da öyle olacağım. Tamam. Scorpion alalım mı lan? Scorpion'u seversiniz siz ya. Hoşunuza gidiyor. Kotal Kahn'ı valla hayranı pek yok ama severim yani. Hikayeden dolayı hoşuma gidiyor. Yani, hani ne derler? Onurlu gururlu bir adam. Bu arada 5 savaş yapabiliyormuşuz. Bu mükemmel. Gerçekten çok iyi. Normalde bildiğiniz üzere bunlar 3 savaşlık oluyordu. Kasma sorunu bu arada sıfıra doğru indi değil mi lan? Aynen. Çok iyi abi ya. Gerçekten çok iyi. Oturdum 1,5-2 saat uğraştım o dünkü videodan sonra. Hani dedim bayağı bir şey yapalım. Kusursuz bir şey çıksın. Çok nadir de olsa takılmalar oluyor. O da zaten hani en kralını getirseniz gene de yapar yani. Optimizasyonla alakalı bir şey. %100 optimizasyonu yakalayamadıkları için böyle oluyor. Şunu bir atalım mı kankama? Heh. Şöyle bir fullleyelim. Fullleyemedik yani. Öyle %85'e kaldı. Bak rahatsız oluyorum böyle olunca kanka. Şöyle bir al. Şunu da al bakayım. Kotal Kahn'ı verelim şu arkadan. Abicim o Haşmettin'i bir çıkar da vurmasa ya be. He? Yok mu vurman? Yalnız kırmızı kırmızı güzel olmuş ha. Kan tanrısı Kotal Kahn ya. Ondan dolayı herhalde. Nasıl ama çok zekiyim değil mi? Kan kırmızı. Fişne fişne suyu. Böyle vur bakayım bir. Şunu bloklamak istiyorum. Animasyonu çok uzun sürüyor da. Atarsa tabii yeteneğini bugün. Grandmaster'da her türlü. Power mı al? Aa, bu seçmeli miymiş lan? Onu bilmiyordum ben. Salak gibi attık iyi mi? Neyse bunu tanıtmadım bile düşürün yani. Şu an karakterin ikinci yeteneğini görüyor, yeni görüyorum. Karakter tanıtımı serisine sıfırdan başlayayım mı bu arada? Onu da yazın bakayım yorumlara. Ha? İster misiniz A'dan Z'ye serisi? Tekrardan yapalım mı? Çekeyim mi size? Özledim ya onu çekmiyor. Güzel de o günler ya. Sıfırdan şöyle bir en detaylı şekilde, en böyle inciğine cıncığına kadar tüm oyunu size tanıtayım mı böyle? Sıfırdan öğrenin. 50 kere daha sıfırdan dersem evet. Mal oldum, kendime uyuz oldum, böyle bir şey yok ya. 4200 bu arada normalde 5'li savaş değildi, gerçekten güzel olmuş ya. Hani ruhla geçilemez hale mi getirdiler acaba veya 2 kere mi artık yapılıyor? Hani bir günden fazla 50 kere daha hani diyeceğim herhalde ben yani. Ne oldu böyle bugün salak olmayınca. Şöyle bir başlayalım. Güçleri zaten çok fazla artmamış, sıkıntı yok. Evet şimdi. Vampir Milena ablamız bizi kanatmaya aç şu anda. Bakayım şöyle bir ne diyor. Şunu bir tıklayabilecek miyim? Tıklıyorum da niye öyle şey animasyonunu göremedim. Ha, kanama efektinin girmesi için 8 saniye. Okey. Bir daha gelecek bu arada bu bittiğinde. Ve bu Milena'nın sıkıntısı ikinci yeteneğiyle birlikte eğer kanıyorsanız sizden can çekiyor. Ekstra hasar da çıkarttırıyor diye hatırlıyorum. Bak takımı kanatıyor bir de şerefsiz ya. Bu da 8 saniye boyunca 8 saniye sonra kör ediyor. Ulan ne aptalsınız? 8 saniye kuralına mı takılıyorsunuz? Yani adam onun için takım oluşturmuş ya. Böyle bir şey yok. Şunu bir al canısı. Şu bak power. Ha. Oo. Çok iyiymiş lan bu çar. Bir şey diyeyim mi? Oha. Ben sevdim abi. Kotal Kahn'ı gerçekten sevdim. Kan tanrısı Kotal Kahn'ı. Bir de kilitlendik, o kötü oldu. Ama harbiden hoşuma gitti ya. Heh, bir de kaçırma şansı verdi. Lan ne adisin ya. İkinciyi atacağım bu arada. Raiden mı? Kenshin'in ikinci yeteneğini bekleteceğim. O çok vuruyor. Böyle bir atayım dedik. Gerçi bekletmesem de olurmuş. Adam ölmüş zaten de. Neyse. Çok da sıkıntı değil zaten. Bunların yeteneklerini hiç geliştirmedim. Onları da geliştirmem gerekiyor bir yandan. Outstanding. Tabi lan. Ne sandın? Sıfırdan Mortal Kombat serisi de gelecek. Yavaş yavaş onlara da ilerleyeceğiz yani. Bir şeyler yapmaya çalışacağım. Özellikle şu oto modunu getirmişler. Oto yani... bilmiyorum, çarlarınız güçlüyse otomot çok işinize yarayacaktır ama güçsüzler şu anda sövüyor. Ya zaten güçsüzlük zaten bir de onu getirdiniz adamlar ağzımıza tükürecek diye. Güçsüzden kastım da bu arada şey yapmayın, yeni başlayanlar yani. Yeni başlayan herkes güçsüz olacak zaten, mecbursunuz. Gerçi paranız varsa orası ayrı bir olay da. Burası pay to win'e girmiyor aslında bu oyun ya. Sadece zamanı hızlandırıyor. Diğer oyunculara karşı bir haksızlık oluyor mu? Olmuyor çünkü Faction Wars'a zaten girdiğinizde online modda. Karşınız yani gücünüze göre güç veriyor. Buglarını falan full kaldırdılar oranın, hani eskisi gibi artık bug da yapılmıyor. O yüzden Slasher abimizi tutabilecek miyiz? Öyle bir sıkıntı var. Birinciye atacağım direkt. Umarım çok vurur ya. Aha ölmedi, sıçtık ya. Bir daha dirilecek. Of Slasher seninle işimiz var oğlum. Şunu atacağım direkt. Aha ölmedi mi? Ha valla o kritik yedi, öldü lan. Normalde Scorpion'un vuruşu bir can da bırakıyor, öldürmüyordu. Çok iyiymiş bu arada. Hani düzelttiler mi acaba o sorunları? Bunları görmek güzel. Harbiden güzel. Normalde en güçsüzü çekmem gerekiyor da. Hepsi %96 mı? Oğlum bu çar niye böyle vuruyor lan? O ne biçim hasar ya? Klasik Scorpion'un o kadar 25 level. Level'la mı alakalı diyeceğim? Hayır, birinci evrimde daha. Değil mi? Evrimi bile yok hatta. Yanlış hatırlamıyorsam öyleydi. E peki niye bu kadar çok fazla vuruyor? Fullemiş olsam bile yani o kadar vurmaması gerekiyor. O ne oğlum? Full HP'den tekledik adamı. Baksana 5200 saldırısı var. Öyle yüksek bir saldırı değil ve daha evrim yok yani. Garipmiş, bilmiyorum. Devam edelim bakalım. Kodumuzu araya sıkıştıralım. 1522 yapalım. Niye öyle yaptım bilmiyorum. Bu ne lan? Ha, örmekin şeyi. Soul Siphon mıydı? Nasıl okunuyor? Siphon mıydı? Siphon. Neyse her ne bokumsa. Can çeksem mi senden? Örmek birazcık sıkıntı olabilir ya. Sıkıntı çar. Harbiden sıkıntı çar. Çıkarken de oha. Yarı canımızı aldı ha. Şaka maka. Daha fazlasını da alıyor. Lan vurma lan. Yeter. Allah Allah. Örmeki tekleyelim abi ya. Yalnız bu canımızı götürecek bu olay. Bir tık sıkıntı. Block breaker da var. Oh, bir EP'ye düştük ya. Şuna bak. Hala vuruyor bir de. Ölü olmasına rağmen vuruyor. Ne kadar çarsın lan. Sinir oldum. Şunu bir vur bakayım. Bak yine çok vuracak mı? 90. Yine çok vurdu ya aslına bakarsan. Standa da bıraktık. Öldürücü vuruş da yapıyor. Çar mükemmel ya. Hani kusursuz. Şeyi de bu arada atladım. Ekranın görünüş ayarlarını da atladım. DPI'ni falan diye. Umarım işe yaramıştır o. Hani çok daha net görün istiyorum. Animasyon her şeyi böyle full. Ekstra da. Kasma falan da yapmaz hale geldi. Çok güzel abi. Dengesini bulmak bayağı bir uzun sürdü ama iş yaptı yani. 1.81 milyon altınımız olmuş. Bakalım bu 5'liği yaptırdıktan sonra bir daha yaptıracak mı? 200 savaş ya, belki ondan dolayı bu kadar çok yaptırtıyordur. Öyleyse eğer ilerleyeceğim ben. Bunu sonuna kadar getireceğiz yani. 200. şeyi göreceğiz, merak etmeyin. İnşallah yani, eğer çok zorlamazsa. Ulan kahve içiyordum, uyum başladı ya. Kanka. Seni nasıl tekleriz biz? Klasik Scorpion'a bir girelim bakalım. Kotal Kahn'ı kullanmak istiyorum bu arada ya. Vallahi kullanmak istiyorum. 530 falan vuruyor oğlum. Çara bak ya. Düz vura vura ağzına tükürdük. Şöyle bir geçelim. Kotal Kahn'ı kullanmak istiyorum dedi ki iki. Yanlış bastım ya bir de. Şunu bir atayım da ben. Şu şey yapmasın ya. Oğlum bunu çok zor şunu yapmak. Gerçekten çok zor. Kaydıramıyorum. Kanki. Allah Allah, salak oldum iyice ya. Bir tek ona geçmedim bak, kendime sinir oldum. Dur, skill falan atmayalım da bari. Power drain'in var mı senin? Direkt blokun varmış, power block. O da ayrı bir kafa. İkinci yeteneğini kullanmak istiyorum abi. Çok dikkatimi çekti o yeteneği. Yapma, power drain atma. Sende var mıydı o? Oğlum biriniz yakıp atıyordu sanki de. Ağzıma tükürdün ya. Aynen, yakıp attı bak, biliyorum. Şerefsiz. Triborglardan nefret ediyorum abi. Çok güçlü takım. Yani sıkıntı oluyorlar. He bak, elin öyle havada kaldı. Avuçtan bak, arasına vereceğim, o parmaklarının arasına. Aldın mı? Güzel. Aferin sana. Şöyle bir al bakayım. Al bunu da. Bunu da al. Aa, bu da power drain'i var. Artı bir de kendine çekiyor. Hani drain de değil, direkt emcükliyor benim şeyimi. Şerefsiz abi. Lan yeter lan. Kanser oldum, yeter ya. Şunu bir al bakayım. Atak var mı atak? Hah. Damage. Bıran. Lan 700 için mi yaptık onu ya? 735 vurdu bok. Neyse. Geliştirince ama iyice güçlenecektir o. Şu harbiden bu Kotal Kahn'ı güçlendirmeyi düşünüyorum abi. Full evrim yapıp onu da artı kullanabilirim yani. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti be. Bayağı hoşuma gitti. Block breaker falan da var galiba orada. Can da var. Güç de var. Oğlum daha ne olsun ya. Sınırsız şeyleri var. Şimdi bakalım, burayı fullledik herhalde. Tekrardan savaşabiliyor muyuz istersek? Evet. Savaşabilme hakkı veriyormuş. Ama savaşmayalım çünkü ufak ufak yani böyle 200 maçın hepsini çekmeyeceğim size seri bir şekilde. Belli bir yerden sonrasını çekmeye başlarım diye düşünüyorum. En azından şu başları kendim geçerim ben, ruh vere vere. Yani ruh verdiğinizde bu arada maç atlamıyorsunuz. Hani sadece günlük savaş hakkınızı yeniliyorsunuz. Tekrardan savaşmaya devam. Blowback mıymış, bu neymiş lan? Ha, special ataklar %50 şansla kendine yansıtılıyor. Bu kötü bir şey aslında bakarsan. Ve Quan Chi de var. Üstüne çok daha kötü hale geliyor. Özellikle Warlock değil de neydi, bir tane daha vardı bunun. Adı aklıma gelmiyor. Dönüşmüş bir tane daha, kafası mor olan bir Quan Chi vardı. O daha da sıkıntı hale geliyor. Bu videoyu daha fazla uzatmayacağım. Çünkü Mortal Kombat Mobile sevdanızı sırf doldurabilmek için bir içerik çıkarmaya çalıştım. Yavaş yavaş çekeceğiz ama. Daha Survivor modlar var. İlla ki packlerden gelecektir şuraya. Kart packlerden gelecektir. Yeni karakterler çıkacaktır. Ve size sıfırdan Mortal Kombat serisi çekeyim mi çekmeyeyim mi? Onu da belirtmeniz benim için çok önemli olacak. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Yorum kasma peşinde falan değilim. Çünkü zaten neredeyse hepiniz yorum atıyorsunuz. Çok seviyorum sizi o yönden var ya. Hani yorum atma yönünden değil. Böyle sürekli aktif olmanız benim çok hoşuma gidiyor. Yani izleyicilerimin aktif olmasını istiyorum. Bu da bir garip bir cümle oldu. Bu ne kardeşim, ne yaptık, sıçtık batırdık ya. Hani katılmanızı istiyorum bir şeylere. Sessiz tiplerden olmayın abi hayatta. Her zaman sesiniz çıksın. Bunu siyasi bir yere çekmeyin. Gerek yok. Demek istediğimi siz anladınız. Ben sıçtım batırdım tüyün de ortasına diktim ama her neyse anladınız siz oradan. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Şurada bu arada böyle bir şeyler var mı ya? Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın.